Savcı o. Ona söylesene. Olmaz öyle şimdi. Onu görevden uzaklaştırdılar ya. Artık savcılık falan yapamaz o. Allah Allah Sinan. Olmaz o şimdi. Onu arayamam. Feryal Hanım, merhaba. Merhaba Yiğit Bey. Sizinle bir şey konuşmak istiyordum. Özel olarak. Tamam. Hemen geliyorum. Aslında gelmekle çok iyi yaptınız. Benim de sizinle konuşmak istediğim şeyler var. Bir bilseniz neler oldu Yiğit Bey, neler. Feryal Hanım, bazı konularda bazı konuşmalar yaptınız. Ne? Hoş geldin kızım. Anneciğim. O kadar merak ettim ki seni. Ve o kadar merak ettim. Anneciğim, hoş geldin. Merak etme, geldim işte. Ne yapacağımı da bilemedim sen. Yiğit amca burada anneciğim. Daha sonra konuşuruz bunu. Merhaba. Nasılsınız Yiğit amca? Merhaba Nehir'cim. Hayırdır? Yok bir şey. Neyse, ben biraz dinleneceğim izninizle. Tamam, ben şimdi gelirim senin yanına kızım. Tamam, görüşmek üzere. Sen çık. Sen çık odana. Buyurun Yiğit Bey, bir şey konuşacaktınız. Feryal Hanım, bana yalan söylediniz ve bu benim hiç hoşuma gitmedi. Söylemedim. Vallahi bir daha söylemedim. Asu'ya konudan bahsetmişsiniz. Ben size hiç kimseye söylemeyin demiştim. Ama ben onu sizinle konuşmadan evvel söylemiştim. Sonra sizden o kadar korktum ki ona söylediğimi itiraf edemedim. Neyse, iyi ki de gitmişsiniz. Çünkü Asu DNA testi yaptırmış. Ne? Evet, DNA testi yaptırmış ve sonuç negatif. Yani Feryal Hanım, Nehir Asu'nun kızı değil, benim de yeğenim değil. Ama... Ben o fotoğraf hani... Bakın tamam, tamam uzatmıyorum. Ben Nehir'i de çocuklarınızı da çok seviyorum. Ve onlar zorda kalsın istemem. O yüzden size hak ettiğiniz tavrı sergilemeyeceğim. Yoksa sizi çoktan bu evden... Feryal Hanım, bu konuyu kapatalım. Ben sizin niyetinizi hakikaten anlamadım. Ama Ece bizim her şeyimiz. Lütfen gizli gizli işler çevirin. Şimdi izninizle. Çok yorgunum ve evde dinlenmem lazım. Hoşça kalın.